Şahin seçim bürosunda partililere seslendi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde yaptığı konuşmasında desteklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür ederek yapılacak olan seçimin sadece yerel bir seçim olmadığını, aynı zamanda daha güzel bir Türkiye'ye yön verecek olan önemli bir seçim olduğunu, bu nedenle bu seçimde herkesin, yani daha güzel bir Türkiye, daha güzel yarınlar için AK Parti'ye verdikleri desteklerin daha fazlasını vermelerini istediklerini söyledi. Tam bir aydır gece demeden, gündüz demeden, sabah akşam demeden ailelerinizden feragat ederek, dükkanlarınızı kilitleyerek, rızıklarınızdan feragat ederek AK Parti'yi, bizleri, başbakanımız, mazlumların lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı ve mazlum coğrafyaları yalnız bırakmadınız. Sizlere baktıkça o geleceğin Türkiye'sini okumak işte zor değil. Allah'ın izniyle, Rabbimin inayetiyle 30 Mart'tan sonra yepyeni bir Türkiye'ye uyanacağız. 30 Mart sonrası artık eski Türkiye'nin, yasakların, zulümlerin tarihe gömüldüğü bir Türkiye ile karşılaşacağız. Değerli Rizikliler, her zaman şunu söyledim. Bizler yeryüzünde her zaman zalimlerin karşısında olmuş bir milletiz. Sizin bugün buradaki verdiğiniz mesaj, Başbakanımızın bugün İstanbul'da Türkiye rekorunu kırarak 2 milyon İstanbulluya verdiği mesaj, aynı zamanda zalimlerin yüreklerini titreten bir mesaj. Bir zamanlar Türkiye'de iktidarlar vardı. Bu iktidarlar Amerika'dan gelecek, IMF'den gelecek, İngiltere'den, Fransa'dan gelecek 3-5 milyon dolarlık hibe yardımlarıyla ayakta durabiliyorlar. Elini bağlamış, sersefil, acınacak durumda bu ülkenin liderleri var. O manzaraları unutmuyoruz. IMF'den gelecek hibe yardımlarıyla memurlarının maaşlarını ödeyebilen iktidarlar var. Allah'a hamdolsun ki sizlerin sahiplenmelerinizle, sizlerin desteklerinizle, sizlerin arkamızda Himalayalar gibi durmanızla şimdi biz o IMF'ye borç verecek duruma geldik. Öyle bir lidere sahipsiniz ki yüreğinde Allah korkusundan başka korku taşımıyor. Yüreğinizde Allah korkusundan başka korku taşımıyor iseniz, karşınızdaki güç ne kadar baş edilemez olursa olsun, ne kadar kahredici silahlara sahip olursa olsun, Allah'ın izniyle sizin sadece ve sadece one minute demeniz bile onların yüreklerini titretir. Yeryüzünde kaderleri çizen mutlak tek güç Allah'tır. Ve hiç kimse bize, size, bu coğrafyaya Allah-u Teala'nın dilediğinin zerre-i miskal ötesinde zarar veremez. Ve biz bugün Nizip'te burada sizlerle yeryüzünün bütün zalimlerine meydan okuyoruz. Gelecek Allah'ın izniyle Nizip'lidir. Gelecek Allah'ın izniyle Gaziantep'lidir. Gelecek Allah'ın izniyle Türkiye'dir. Bizim kimseden korkumuz yok. Bizi zerre-i misal, parmak ucu kadar geri adım attıramayacaklar. Biz bu yola başımızı koymuşuz. Biz yeryüzünde Allah için varız. Biz yeryüzünde mazlumlar için varız. Biz yeryüzündeki o sömürgeci düzeni, o zalim düzeni hak,
ve paylaşımcı bir düzenle değiştirmek için varız. Arkadaşlar, değerli büyüklerim, sesimin ulaştığı her bir yürek, şunu bilin ki sizler aziz bir milletsiniz. Allah-u Teala'nın yeryüzünde adaleti temsil etmekle misyon yüklediği bir milletsiniz. Konuştuğumuz şeyler, anlattığımız şeyler, paylaştığımız şeyler sizlere hamaset aşılamak, birkaç tane oyunuzu almak için değil arkadaşlar. Allah'ın size yüklediği misyon var. Allah'ın bu coğrafyanın inanan Müslüman Türkiye halkına yüklediği tarihi misyon var. Siz Osmanlı döneminde de olduğu gibi, ecdadımızın da olduğu gibi mazlum coğrafyaların umudu, ümidisiniz. Onun için 30 Mart'ın kıymetini, önemini çok iyi bileceğiz. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Türkiye böyle bir yerel seçim yaşamadı. Bu seçimler asla ve kat'a bir yerel seçim değil. Türkiye'nin var olma ve yok olma seçimidir. Mazlum coğrafyaların bir 100 yıl daha, bir 200 yıl daha zulüm altında ezilip ezilmeyeceğinin seçimleridir.